Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Yangınla Mücadele Ekipleri ve Marmaris Çevrecileri Derneği Cennet Adası'nda çevre temizliği yaptılar. Orman yangınını azaltmak amacıyla yapılan temizlik sonunda toplanan çevre atıkları ve kuru otlar çöp poşetleriyle Marmaris'e getirildi. Ekipler ayrıca adada yaşayan yaban hayvanları için de su takviyesi yaptı. Çalışma öğle saatlerine kadar sürdü. Yapılan çalışma sonrası medya mensuplarına açıklama yapan Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, koyların sırayla temizleneceğini aktardı. Kutengin ayrıca ortak çalışmaya destek olan Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü ve kendilerine destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti. Bugün Cennet Adası'nda çalışıyoruz. Biz Marmaris Çevrecileri Derneği olarak sık sık koyları takip ediyoruz. Son gelişimizde bu Cennet Adası'nda yangına elverişlilik bir dağınıklık gördük. Dolayısıyla çok vahim bir durumdu. Orman İşletme ve Milli Parklara haber verdik. Bugün Sayın Şefimiz de burada olduğu gibi Orman İşletme desteğiyle beraber Cennet Adası'nda bir temizlik yapıyoruz. Ve bunları tekrar büyük kısımlarını teknelerle gelip alacağız. Bugünkü ekip hem Hisarın'ı galiba hem Marmaris'in ekibi. Marmaris ekibi. Burayı temizledikten sonra diğer koylara ileride geçebileceğiz. Bugünkü işimiz Cennet Adası'nı bu yangına elverişlik durumundan kurtarmak. Uzman ekiplerle çalışıyoruz. Kendilerine burada bize destek verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilisi ise yaptığı açıklamada yangın tehlikesini önlemek amacıyla çalışma yaptıklarını kaydetti. Yani bütün burada yaptığımız, sizin de öngördüğünüz yangına elverişli materyallerin ortadan kaldırılması amacıyla bir çalışma uygulamak. Bu amaçla çalışıyoruz. Sizin her zaman desteğinizi bekleriz. Özverili olmanızı her zaman isteriz. Tüm halkımızın da bu şekilde duyarlı olmasını isteriz.